birçok arkadaşım var. Bir tanesi desin ki çok şükür iyi ki gelmişim ben bu Almanya'ya. Bir tanesi çıksın aradan. Ben de diyeyim ki 50 bin liraya Türkiye'de yaşamam. Benim maaşım burada ayıptır söylemesi 4-5 bin euro arası. Tren sürüyorum. Şimdi Türkiye'de de durumumuz var. Dönsem para olarak daha iyi yaşarım orada, evet. Ama dönmem çünkü şöyle, insanları düz değil. Ülkeyi kötü yapan benim gözümde önce millettir. Ve şu an bizim milletin hepsini demeyelim ama %80'i işe yaramaz. Hepsi kazıkçı. Biz buradan gurbetçi olarak gittiğimizde hep dolandırıyorlar. 50 bin lira maaşla Türkiye'de yaşamak. Burada da yani her şey pahalı. Burada da her şey zor. Her şey aynı oldu. 2000 demiştiniz değil mi? 2500 doğru diyor. Yani 2500. Bas aga. Kayıt mı? Herkese selamlar, sevgiler, hoş geldiniz. Ben Almanya'dan Erhan. 50 bin lira maaşla Türkiye'de yaşamak mı? 2500 euro maaşla, avro maaşla Almanya'da yaşamak mı? Ben burada yaşayan gurbetçilere bu soruyu yöneltmek istiyorum efendim. Bakalım nasıl cevaplar alacağız, ben de merak ediyorum. Bu caddeye ilk defa geldim bu arada. Buyurun. Porsche'a bakma, ey maşallah. Merhabalar. Merhaba. Bir şey sorabilir miyim size? Buyurun. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. İyiyim. Sorumuz şu. Sokak röportajı yapıyoruz da. 50 bin lirayla Türkiye'de yaşamak mı? 2500 lirayla Almanya'da yaşamak mı sizce? 50 bin Türkiye'de. 50 bin lira Türkiye'de. Evet. Neden? Gıdalar falan daha uygun buradan. Neyle uygun? Gıda fiyatları gıda. Daha uygun bence. Bir iki seneki fiyatları biliyorum Türkiye'de. 50 bin rahat yeter sanırım. Yeter mi? Evet. Ben Almanya'da yaşamayı tercih ederim. 2005 doğruyla Almanya'da yaşamayı evet. Tercih ederim. Burada mı yaşadınız, doğdunuz, büyüdünüz? Yok, ben Türkiye'den gelmeyim. Benim de 20 yıl oldu Almanya'ya geleli ama yine de Türkiye'yi tercih etmem. Burada daha güvenli ve daha rahat harcarız diye düşünüyorum. Ben Almanya'da doğdum. Ama 2500 euroyla Almanya'da mı yaşamak istersin yoksa 50 bin lira maaşla? Almanya'da. Almanya'da. Sen? Verstehen Türkisch. Türkçe bilmiyorum abi. Egal. Ich kann auch nicht. Bunu yayınlayabilirim değil mi bu arada? Tabii ki. Çok teşekkürler, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Saçları çok güzel bu arada. Şurada bir kuyumcu var. Önce sağa, sonra sola. Hallo. Kannst du Türkisch? Çelikler. Green. Auch nicht. Auch nicht. Alle jetzt. Moin. Hayırlı işler. Selamünaleyküm. Türkisch ein bisschen var. Auch so? Juli oder was? Juli ya. Ya alles klar. Danke. Şey desem ya, ich kann auch nicht, egal. Arkadaşlar, dalga mı geçiyor lan benimle? Yalnız Almanya'daki hava bugün çok güzel ya. Bu havadan dolayı mı acaba böyle mutluyuz? Ya da enerjiliyiz, onu da bilmiyorum. İçeri girelim mi? Hello, können Sie Türkisch? No. Okay, ich kann auch nicht. Şöyle bir şey var, şunu da anlatayım. Bu benim normalde sokak röportajında kullandığım mikrofon ama kamera DJI olduğu için uymuyor. Ama dedik ki görsellik açısından ikisini bir anda böyle tutacağız. Şimdiden haber vereyim de sonra demeyin. Niye iki tane mikrofon var sende diye. Yok mu konuşmak isteyen? Bir gün herkes Türkçe öğrenecek. Cidden. Şimdi burada bir dönerci var, kısmet. Ne güzel koktun mübarek. Selamünaleyküm. Hayırlı işler, nasılsınız abi? Kendiniz mi yapıyorsunuz dönemi? Bizim işimizin altında diyor. 50 bin lira maaşla Türkiye'de yaşamak mı, 2500 euro ile Almanya'da yaşamak mı? 50 bin lira maaşla Türkiye'de yaşamak. Neden? 50 bin lira maaşla Türkiye'de hadi de geçiriz. Yani sayarsak burada da yetmiyor yani. 50 bin lira size yeter mi orada? Benim olduğum yerde bana yeter. Nerelisiniz? Ben Gaziantep'liyim. Tamam. Ama lüks yaşarsan yaşayamazsın tabii ki. Biz burada da lüks yaşayamıyorsun. Aga bir tane sakız verir misin bana? Şeker ya da. Ya Bosporus restoran. Geliyorum gel. Kayıtta mı? Selamünaleyküm. Nasılsınız inşallah? İyiyim. Memleket neresi? Diyarbakır. Diyarbakır. Bosporus ne demek? Valla Bosporus bilgim yok abi ya. Dükkanın ismi herhalde. Ne? Dükkanın ismi herhalde. Bir anlamı var mı Bosporus'un? Yok, ben bilmiyorum. Varsa yoksa. 50 bin lirayla Türkiye'de yaşamak mı istersin yoksa 2500 euro maaşla Almanya'da mı? En kısa zamanda her iki taraftan da göç edip öbür dünyada yaşamak isterim. Bu bir cevap değil ama.
Cevap olsa sen cevap olarak sayılır. İkisinde benim neyisin yani? Hayatta mı? İki yerde de yaşamıyor abi. Ya. İki tarafta. Nasılsın? Bas. Bu benim Levent abim. Sen Levent abinin babasısın. Babasıyım, Levent'in babası. Ben de Levent'in iş arkadaşıyım, Bursalı Erhan. Aa, oldu. Erhan'cım, hatırladın değil mi? Selamlar. Primark'ta karşılaşmıştık. Ve tamamdır. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sorun. Levent abiye selamlar. Levent'e çok çok selam ve sevgiler. Allah rast getirsin. Hayırlısına gidip gelmek nasip etsin. İnşallah. Görüşürüz. lira maaşla Türkiye'de mi yaşamak isterdin? 2500 euro ile Almanya'da mı yaşamak isterdin? 50.000 lirayla Türkiye'de yaşardım. Yaşamak isterdiniz. İsterdim. Yeter mi sizce? Yeter. Yeter değil mi 50.000? Tabii ki 50.000 lira. Burada 2500 euro artık yetmiyor değil mi? Eskiden bir uçuk bir miktardı aslında. Ya harcamana bağlı. Yaşam standartına bağlı. İnsanların yaşam standartı artık çok yükseklerde olduğu için 5.000 lira versen yetmiyor onlara. Ama Türkiye'de lüks yaşasan yeter mi peki? 50.000 lira rahat yeter. Yeter mi? Maaşla Türkiye'de mi yaşamak istersin? 2500 euro ile Almanya'da mı? Böyle bir şans verirseniz. Türkiye'de yaşamak isterim. 50.000 lira yetecek mi? Yeter. Yeter mi? Memleket neresi? Yozgat. Yozgat. Yozgatlara selam. Yozgatlara selam olsun. Sen ne kadar karizmasın ya. Ne iş yapıyorsun? araba işindeyim. Yusuf. Yusuf, 50.000 lira maaşla Türkiye'de yaşamak ister misin sen? Yoksa diyorsun ki, yok 2500 euro ile ben Almanya'da yaşarım. Versinler duran namerttir. Benim buraya sonradan gelen ithal damat olsun, iş için gelenler olsun. Birçok arkadaşım var. Bir tanesi desin ki, çok şükür iyi ki gelmişim ben bu Almanya'ya. Bir tanesi çıksın aradan, ben de diyeyim ki 50.000 liraya Türkiye'de yaşamam. Benim maaşım bayağı yüksek. Öyle mi? Evet. Yüksek. Tamam. Allah daha fazla versin. Şimdi ben şurada diyeyim ki, cebimde 1000 euro var, bugün harcayacağım diye. Nereye gidersin, nasıl harcarsın? Bak kahve içiyoruz. Bunu Türkiye'de de içiyorlar. Bana Türkiye'de 1000 euro ver. Hatta 10.000 lira ver. Paşalar gibi harcarım, tadını da çıkarırım. Şimdi oradan kuru kuru konuşmak, sıkmak kolaydır. Gelsinler burada yaşasınlar. 3.000, 5.000 euro da maaş alsınlar. Dönmek istemezlerse ismimi değiştiririm. Peki şöyle şu videoyu yayınlayacağım ya ben. Şöyle bir soru, pardon böyle bir yorum gelebilir. Ben şimdi sana bunu sorayım da en azından cevap vermiş ol. O zaman ne bekliyorsun? Dön derlerse sana. Buradan da kuru sıkmıyorum. Ben kendim de İstanbul'da yaşadım. Bir sene yaşadım. Kira da ödedim. Şimdi burada evliyiz. Çoluk çocuk var. Şimdi onları bırakıp gidemem. Hepsi razı olacak ki gideceğim. Annem burada, babam burada, kardeşlerim burada. Onları bırakıp gidemem. Ama öyle bir durumda olmamış olsaydım ben burada bir dakika durmazdım. Ağzınıza sağlık. Vallahi yürekten söylüyorum. Çok güzel konuştun. Videoyu yayınlıyorum abi. Yanına verirsin. Abiler dolu. Şöyle diyorum, 50 bin lira maaşla Türkiye'de mi yaşamak istersiniz? 2500 euro maaşla Almanya'da mı? Ne? Ders peşte izin yaşamak. So. Peki neden yaşamak istersiniz? Ben etedeyim. Siz kendi Deutsch oda? He. Onlar ama şey ki yani standartla aslında bu para olması lazım. Yani 2500 euro ile eşin de çalışıyorsa iyi para. Onun kapıyı para garantisi. Mesela ben de bu don't understand. Gözlükleri nereden aldın? Buradaki Euro pazardan mı aldın? I don't know. We have a train to catch. Okay. Şuraya gelelim. Kafe Ostetua. Burası herhalde motorhane. Selamlar. Nasılsın? 50 bin lira maaşla Türkiye'de mi yaşamak istersin? 2500 euro ile avro ile Almanya'da. Türkiye'de baba. 50 bin lira. Aynen. Ben neresi? Sivas'ım. Yiğidin anı olduğu yer. Sivaslılara selam bu arada. Peki 50 bin lira yetecek mi? Yeter abi ya. Ne zaman gittin Türkiye'ye en son? 2 sene önce. 2 sene önce. Aynen. İki sene sonra gittim ben. Gideceğim ben. İnşallah. Allah nasip ederse gideriz. Yok ben şey için soruyorum. Yermek için değil. Yetiyor mu 50 bin lira maaş? Yeter abi ya. Yeter mi? Yeter. Evin falan? Var. Allah ev varsa yeter. Yeter. Ev varsa yeter. Yoksa... Yetmez. Yeni geldim ben Almanya'ya. Ne zaman geldin? İşte 1,5 yıl falan oluyor böyle yeni geldim. 1,5 yıl oldu. Peki. Kaan abi lan. Kaan abi değil mi? 2500 euro maaşla Almanya'da mı yaşamak isterdin yoksa deseler isim neydi? İbrahim. İbrahim 50 bin lira maaş veriyorsa Almanya'ya, Türkiye'ye gel. Bırak Almanya'yı. Hayır Almanya'da yaşamak daha güzel böyle falan. Niçin?
Ya bana daha böyle bir rahat geliyor falan, bir de hani böyle geçim sıkıntısı falan pek yok Almanya'da. Hani aldığın 2500 euro ile falan rahat bir şekilde yaşayabilirsin Almanya'da. Ama 50.000 TL ile Türkiye'de yaşayamazsın. Nerelisin? Ağrılıyım. Ağrılılara selam. Aleykümselam. 2500 maaş alıyor mu peki? Şu anda almıyorum. Alsan? Yani yine de hani şu anda rahat geçiniyorum. He yani. O anlamda çünkü yani bir almadığın için nereden biliyorsun diye soracaktım o yüzden. Ya yok, ben şu anda mesela 1500-1600 falan alıyorum. Yine de rahat rahat geçinebiliyorum, evet. Hmm. 50 bin lira maaşla Türkiye'de mi yaşamak istersin, bir şans verseler? Eğlenceli bir soru. Yoksa dediler ki 2500 euro maaş veriyoruz sana, hiçbir yere kıpırdamam. Benim maaşım burada, ayıptır söylemesi, 4-5 bin euro arası, tren sürüyorum. Türkiye'de de durumumuz var. Dönsem para olarak daha iyi yaşarım orada, evet. Ama dönmem, çünkü şöyle, insanları düz değil. Ülkeyi kötü yapan benim gözümde önce millettir. Ve şu an bizim milletin hepsini demeyelim ama %80'i işe yaramaz. Hepsi kazıkçı. Biz buradan gurbetçi olarak gittiğimizde hep dolandırıyorlar. Fiyatlar pahalı. Mesela şuradan bir şey alıyorsun, aynısı yanda iki kat daha pahalı. Yani politikanın da tabii burada şeyi var ama insanlar değişmediği müddetçe ben gidip orada yaşamam. Peki oraya yerleşsek ya da yerleşsen aynı şekilde seni dolandırmaya, senin tabirinle söylüyorum, dolandırmaya çalışırlar mı? Çünkü sen artık buralı değilsin ya. Adamlar artık fantazi yapıyor. Normal dolandırmıyor ki. Anlıyorlar mı? Hem de boydan, postan, kilodan. Benim Türkçe mesela düz. Ben 4-5 sene Türkiye'de okudum. Öyle. Adam diyor ki abi kilondan, boyundan anlıyorum. Bir de Almanya'dan geldiğimizi biliyor. Direkt, hani bir Belçika, Fransa da demiyor. Adamlar profesyonel olmuş. O yüzden millet %80'i diyelim, %70'i değişmediği müddetçe isterse 100 bin euro verin. Ben Türkiye'de yaşamam. Evet, uymayacağım. Ya katil olurum ya beni biri mezara yollar. Ya hakikaten öyle maalesef. Genci, yaşlısı, hangi politika olursa olsun, hangi partiyi tutarsa olsun. Dinciler sahtekarlıkla geçiniyor. Öbürleri dine yüklenerek geçiniyor. Yok Türk Kürt diyorlar, oradan geçinenler var. O yüzden en güzeli Almanya. Yavrum da hoşlan diyoruz. Ne güzel konuştun. Öyle ama öyle yani. Ben bir ara şey diyordum, bu tarz sorulara bana sordukları zaman ben artık bir kurul düzenim var dedim. Sürekli kurul düzenimiz var dedim. Sen bizim dalga mı geçiyorsun dediler. Dedim hayır, bak dövmesini yaptım. Güzel. Lan ama ben mesela bak ya, bu mikrofonu Türkiye'de çok istiyorum. Denk gelsin. Ama ya kavga de çıkar orada da. Yani benim diyeceğim tek şu. Tamam politika başımızdaki o bu, tamam eyvallah. Ama önce millet kafayı değiştirecek. Abi taksiye siz de gidiyorsunuz Türkiye'ye. Taksiye biniyorsun, adam direkt sana kazık atıyor. Akraban kazık atıyor. Getir euroları yiyelim. Biz ağaçtan mı topluyoruz burada paraları? Kimse onu sormuyor. O yüzden millet değişmediği müddetçe hani ben Türkiye'ye gitmem. İşte bak ya Allah hani tövbe ama şu an peygamber bile gelse ülkeden bir şey olmaz. Çünkü millet değişmemiş. Kafa aynı kafa. Kimden ne dolandırayım, para çalayım, şuradan nasıl para yapabilirim? Hak, helal, haram hep karışmış yani. Onu görüyoruz gittiğimiz zaman. Ülkemiz güzel, cennet gibi yer ama insanları bozuyor. O zaman bir şarkıdaki söylenen söz gibi sohbeti sonlandıralım. Diyor ki İstanbul güzel ama sahipleri pek yaman. Aynen öyle. Aynen, aynen öyle. Güzel. Ağzına sağlık. İçeri doğru girelim. Burası yeni açılmış. Direkt soralım. Selamlar, nasılsınız inşallah? Aleykümselam, iyiyim, sağ ol, teşekkürler. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Nasıl, az Rus'u yakaladın değil mi sizi? Evet. Sorun, hemen sorayım ben. 50 bin lira maaşla Türkiye'de mi yaşamak isterdin yoksa 2500 euro ile Almanya'da yaşamaya devam mı? Türkiye'de yaşamak isterdim herhalde. Klasik olacak ama vatanımız. Nerelisiniz? Denizli. Denizli. Evet. Denizlilere bir selam söyler misiniz? Herkese selam Denizli'den. Denizli'ye selam. Sizce yeter mi? Aleykümselam. Yeter mi sizce 50 liralık maaş? Ya bence çoluk çocuk olmasa yeter herhalde. Emekli olarak gittiğimizde. Çoluk çocuk olmayacak. Evinde olacak. Yaşanabilir. Yaşanır yani. Sonuçta vatan. Yani ben sonuçta burada doğmadım. İthal damadım. Yok, ithal damat değiliz. Yeni düzelttim ben bu işi. Seçilmiş ben damadım. Bu çok bunu kullanalım ya. Bu çok kullanacak bir şey çünkü ben herkes, çünkü biz 80 bin milyon kişiden seçilerek geldik. O yüzden seçilmiş damat olarak. Yani rahat rahat uyum sağlarız ama işte çoluk çocuk burada olduğu için yine tekrar buraya geliriz. Ama en az dönüş olmaz, kesin olmaz. Çünkü hiçbir arkadaşımız başarmadı. Emekli olan çoğu arkadaşlarımız aynı şekildeydi. Gideceğim Türkiye'ye gittiler. Bugün bir arkadaşımla, iş arkadaşımla karşılaştım. Bir yıl oldu, emekli oldu da hala buradaymış. Gidememiş vatandaş. Peki dönememe, yani yapamama sebepleri var mı? Bir şey anlatıyor mu? Niye olmadığı gibi?
Yani çocuklar burada özel değilse. Özel ama çocuklar galiba burada, o yüzden torunları burada, torunlar da var. O yüzden ama biz bugün onu da tartıştık. Şimdi belli bir hobi olduktan sonra mesela hobileri olduğu zaman Türkiye'de mesela ben Türkiye'de deniz astsubayıyım. Denizi seviyorum, suyu seviyorum. Eşim de suyu sever. Yani en azından deniz kenarında yaşayabiliriz. Hiçbir sorun değil. Ama bazı insanların hiç hobisi yok, şeysi yok. Yani o yüzden de yapabilecekleri bir şey olmadığı için geri dönüp yine burada aynı monoton hayatı devam ettiriyorlar. Oyalanacak bir şey lazım aslında. Aynen. Yani bir şeyin olması lazım, bir hedefin olması lazım. Biz burada çalıştık eşimle. Belli bir şekilde evimizi aldık. Yani şu anda herhalde 3 yıl sonra da belki emekli olacağız. Erken emekli olup. Yani kesin de gideceğiz yani. Amaç bu. Selamlar. Aa, merhaba Erhan. Ne yapıyorsun abi? İyiyim vallahi, sağ olasın. İyi misin? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim abi. Kaç basıyor bu Türk sorusu? Vallahi 220-230 gidiyor. Abi 50 bin lira maaşla Türkiye'de mi yaşamak istersin? 2500 euro maaşla Almanya'da mı? Ben her ikisinden alayım, gidip geleyim. Bir tur verirsen olur. Aynen. Bir kereden bir şey olmaz zaten. Memleketim Ege'nin gözdesi. Yavurların yeri İzmir. Tüm İzmirlilere, tüm dostlarıma selamlar. Selamlar benden de inşallah. Teşekkür ettim. Sağ ol. Paylaşıyorum. Ben de, aynen. Buyur. Bir röportajımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizlerin yorumu da çok önemli. Ben kendi yorumumu söyleyeyim. Gerçekten 100 bin lira, 50 bin lira değil, 100 bin lira verseniz de gidemem. Çünkü kurul üzerim var. Samimi söylüyorum. Bak, çek oğlum. Yani dövmesini de yaptım. Kurulu düzenimiz olmasa, biliyorsunuz arkadaşlar, 5 dakika durmayız, şaka bir yana. Yorum atarsınız. Sizin yorumlarınız çok önemli. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Ben böyle gideyim dümdüz. Şey yapar gibi çek. Hani buralıyım şimdi gibi. İlk defa geliyorum ya buraya. Kalabalık. Bunlarda para var, huzur var bence. He? Oturuyorlar. Ne güzel. Ne güzel yerler. Vallahi ne güzel yerler. Şunu da çek, şunu.